Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yanımda Hatay'ın en başarılı kadın kuaförü unvanına sahip, ünlülerin kuaförü, sihirli elleriyle harikalar yaratan başarılı bir kadın Eylem Kaya var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Eylem abla? İyiyim. Senin enerjini biz daha iyi oluyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Aynı şekilde seni bu kanalda ağırlamak çok güzel. Beni de çok onur ettiniz sizin gibi biriyle şu anda böyle bir yayın yapmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Yani gerçi ben girişini biraz yaptım ama ben senden de duymak istiyorum. Eylem Kaya kimdir? Kendini nasıl tanıtırsın bize, izleyenlere? Eylem Kaya, evliyim. İki çocuk annesi. Ve neredeyse bu işte doğdum diyebilirim. Yani 20 yıllık işletme sahibiyim ve 7-8 yıllık kalfalık çıraklık sürecim var. Çok severek yaptığım bir işte halen devam ediyoruz. Kaç yaşında başladın Eylem abla? Ya aslında başlama serüveni şöyle diyelim ya, 11 yaşında ama o dönemde hani şu anda günümüzün koşullarında başlama yaşı aslında çok sağlıklı değil ama o zaman 11 yaşında başladığım zaman biraz hikaye aslında üzücü başladı benim için. Çünkü benim için ilk başta okuma haklarım elimden alınmıştı. Hangi meslek olacağına doğal olarak 11 yaşında annem karar verdi. Çünkü yaşım küçüktü ve biz biraz daha hani şehir merkezi dışında oturduğumuz için annemin kararı üzerine kuaförlüğe başladım. Ama bazen kader sizi öyle bir yere getirir ki evet sizin istediğiniz olmamıştır ama İyi ki oldum sonunda dersiniz ama tabii bu bir süreçtir yani. Ama o süreçte senin hırsın, başarın o kadar etkili olmuş ki aslında sen kendini bu mesleğe adamışsın. Gerçekten yani yaptığın başarılar, verdiğin eğitimler ışığında bunu görüyoruz. Ben biraz söyledim hırs şey ama aslında asıl başarının sence ana sırrı nedir? Başarının sırrı önce siz kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Orada bir hedef belirlemeniz lazım. Ben ilk bu mesleğe başladığımda çocuklarım küçükken ben hani mesleğimi sevdiğim için devam etmek istedim. Ama orada çocuklarım biraz büyüyene kadar annelik ve sevdiğim mesleği bir arada götürürken çok zorluk yaşadım. Ama çocuklarım artık kendine yetecek yaşa geldiği zaman artık tamam dedim. Hani ben olduğum yerden memnun değilim, mutlu değilim. Ben bunu daha ileri götürmem lazım. Ama bunun için de kesinlikle hep eğitim, hep kendinize yatırım. Salondan önce kendinize yatırım yaptığınızda ve hedef koyduğunuzda zaten o hiçbir şey hayal değil, gerçekleşiyor zaten. Kendiliğinden oluyor onlar da. Harika. Ben Hatay'ın en başarılı kadın kuaförü diye tanıttım. Ama tabii bu tabir benim sadece sana yakıştırmamla değil. Bu ortada gerçekten bir başarı. Aynı zamanda Kuaförüm Sensin'de de yarıştın. Orada da çok güzel başarılarım var. Biraz da bu süreçten bahsedersen çok sevinirim. Evet, yine ben kader diyeceğim. Aslında aynı benim kuaför hikayem gibi. Bu yarışmada ben hikayem aynı oluyor. Aslında benim bir başvurum yoktu. Hiçbir yerde başvuru yapmadım. İlk önce izleyenler bilir. Make-up'ta Meltem beni buldu. Önce o bana yazdı. Dedim ki tatlım hani öyle yarışmalar hani ben yoğunum, anneyim, eşim, vaktim yok, katılamam ama yine teşekkür etmiştim kendisine. Ama kaderde varmış benim gideceğim. 3-5 ay sonra Show TV benim Instagram'ıma orada DM atmışlardı. Eylem Hanım işte biz sizi çok başarılı buluyoruz ve aramızda görmek istiyoruz deyince ben inanamamıştım yani. Hayır dedim bu madem iki yerden bu önüme geldiğine göre benim gitmem lazım dedim. Çünkü aslında çok dünyama aykırı olan bir şeye ben artık o gün inandım ve karar verdim. Ve iyi ki gitmişim. Yani dışarıdan bazen çok eleştiri alıyor. Gerek var mıydı, ihtiyacın var mıydı? Hayır orada yeni insanlar, yeni hayatlar, meslek, reklamın o kadar başka bir yere götürüyor ki iyi ki gitmişim yani. Gelen eleştiriler ışığında da şöyle söyleyebilirim. Seni gerçekten tanıyanlar o yarışma konseptine nasıl uyum sağlayacak acaba diye endişe etmiş olabilirler. Ama yine de sen çok iyi götürdün. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet analizin çok iyiydi. Beni tanıyanlar oranın konsepti kesinlikle sana uygun değil. Çünkü sen kavga edemezsin. Sen işte ortalığı kızıştıramazsın. Evet doğru bir yorumdu ama tabii ki orada biliyorsunuz bazı şeyler illaki etkiliyor. Etkiliyor vesaire. Çünkü olduğunuz yere sevdiyseniz artık uyum sağlıyoruz. Ufak da olsa. Biz de ufak tefek böyle uyumlar yaptık. Evet izlerken bazen kendime gülüyorum, eleştiriyorum ama hayır yani bana çok şey kattı bu yarışma. İyi ki katılmışım yani. Valla seni de izlemek gerçekten çok keyifliydi. İyi ki katılmışsın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi senden konuştuk Eylem abla. Biraz da mesleğe dönecek olursak. Şimdi yeni bir yıla geçtik. Evet. 2023 yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin.
Bu yeni yılda sence mesleğinle de bağlantılı olarak trend saç modelleri ya da trend bir saç rengi var mı? İzleyenlere belki biraz bu konuda tüyolar vermek istersin. Evet, şöyle diyelim, aslında yıl ne olursa olsun, rakam kaç olursa olsun önce moda yakışandır diyorum ben. İlk başta ilk adımı o şekilde atıyoruz. Yani renklendirme olsun, gelin saçı olsun, saç yapımı olsun hiç fark etmez. İlk önce analizimizi yapıyoruz, yakışanı belirliyoruz. Ve moda deyince bu seneye özellikle gidecek olursak artık biraz daha doğallık, doğal renkler, doğal geçişler. Ve kesimde keskin böyle hatlar, düz kesimler çok ön planda. Çok da ben de beğeniyorum. Çünkü oradaki keskin hatlar saçın sağlıklı olmasını gösteren, kaliteli bir saç göstermek. Hem moda aynı zamanda hani kadınlarda zaten en büyük aksesuarı saçıdır diyoruz ya. Evet. Onu da en sağlıklı bir şekilde yansıtınca moda ve yakışan birbirine daha iyi kombine oluyor. En güzel aksesuar saçsa senin de saçların maşallah çok güzel. Bakım sırrını mı paylaşsan bizimle? Çok güzel olur aslında. Çok güzel bir soru. Yıllar yıldır hep önüme gelir. Hep altında bir şeyler aranır, kaynak aranır, çıt aranır. Ya da işte artık yakından bilenler biliyor ama bilmeyenler halen bunun gerçek olmadığını düşünür ama burada aslında ailemin bana en büyük mirası diyeyim. Öyle konuya gireyim. Genetik faktör çok önemli bir kere saçın gürlüğünde. Birincisi o. Devamında ben kuaförden önce eğer saçınızda sorun yaşıyorsanız mutlaka bir dermatoloğa görünün derim. Deride deri hastalığı ya da kan değerlerinizde herhangi bir düşüş varsa burada kuaförün yapabileceği çok önemli bir şey yok aslında. Burada da biliyor aldığınız hiçbir sorun yoksa ve hani kan değerlerinizde düşme varsa zaten onu mutlaka doktor kontrolü altında vitaminler vesaire yapılacaktır. Son adım bizler dışarıdan bakım kürleri öneriyoruz. O zaman faydası görünür. Mesela bir bakım kürü önermeni istesem bu ne olur ya da ne bileyim en çok önerdiğim bakım kürü nedir diye sorsam. Şimdi bu günümüz kadınlar artık hepimiz çalıştığımız için çok böyle karmaşık, çok böyle detaylı, uzun vakit alan bakımlar hiçbirimiz yapmıyoruz. O yüzden onlara girmek istemiyorum. Çünkü biz ne kadar önersek de hayatımızı almayacağız. Alsak da bir defadan ötesi olmayacak. Ben burada önerdiğim ve gerçekten kendim de kullandığım ve en sevdiğim katı Hindistan cevizi yağını öneriyorum. Orada ben de yoğun olduğum için inanın bazen saç bakımımı çok yapamıyorum ama en hızlısı onu elime alıp şöyle hemen bir masaj saçımın uçlarını, diplerini, ellerini ve yüzümü. Bakın hepsini bir arada. O yüzden yani gerçekten çok öneriyorum. Hatta en iyisini aldıysanız en kalitesini bir kaşık da ağzınıza bile atabilirsiniz. Zaten bu yenilebilir olan yağlardan korkmayın. Budur. Yani onun dışında tabii ki ürünler kullanıyoruz. Banyo sonrası serum. Hepimizin hayatında vardır. Daha sonra hani bunlarla kombine ederek saçına bir ışıltık verebiliyoruz. Ama kimyasalı daha az kullanmak, daha çok doğal yağlara yönelmek çok daha mantıklı. Yani hem saçta hem ciltte, değil mi? Kesinlikle günümüz dünyasında kozmetik o kadar hızlı ilerliyor ki. Çünkü artık dünya ticareti kozmetik üzerinden döndüğü için her gün yeni ürünler, her gün yeni içerikli kremler çıkıyor. Ama işin özüne baktığımızda en güzeli Hindistan cevizi yağı. Zeytinyağını şöyle çok önermiyorum çünkü onu arındırana kadar çok fazla yıkamamız gerekiyor. O çok yıkama yine saça dezavantaj olarak dönüyor. Zeytinyağı aslında evet çok iyidir. Hafif dokunuşlarla da kullanabilirsiniz. Yenilebilir, yine söyleyeyim altını çizim. Yenilebilir yağlar saçımıza, cildimize en iyi gelen yağlardır. Aslında yıkama demişken bu benim de merak ettiğim bir şey. Saç yıkama sıklığına ne diyorsun Eylem abla? Kimileri işte sürekli yıkamayın diyor ama kimileri de ben asla duramam işte saçımın yağlı görünmesine dayanamam. Sürekli yıkamam lazım diyor. Sence bunun ortasını nasıl bulabiliriz? Şimdi saç yıkama konusunu ikiye ayırmak zorundayız. Yağlı saçlar, kuru saçlar. Yağlı saçlar evet yıkamak zorundalar. Ama biz burada ne öneriyoruz? Arada saçınızı da yağlandırmanız gerekiyor. Burada duşunuzu alın. Saçınızı sadece su döküp çıkın. Hani o bile rahatlatır. Çünkü arada o yağ zaten saçımız sadece kremlerden değil kendi yağından da beslendiği için arada böyle gün geçirmek en doğrusu. Kuru saçlarda zaten kesinlikle her gün yıkamak o saçı daha kurutacak, kepeklendirecek ve kırılacak. Yani burada kuru saçı zaten hani görselinde de bir yansıma olmadığı için yağ görünümü ve saçın sağlığı için gün aşırı ya da iki güne bir
Ya da arada eğer kimyasal işlem gördüyse, örnek vereyim oryelle açma, boyama yapıldıysa, kesinlikle arada bir yağlandırma birkaç gün öneriyoruz. Bu saçın sağlığı için, saç ve deri sağlığı için. Eylem abla, bir de aynı zamanda seni son zamanlarda böyle ünlülerle beraber de çok görmeye başladık. Hatta bunun gazete haberini de yapmıştım. Takip edenler belki hatırlayacaktır. Ünlülerin kuaförü diye de yeni bir ünvan ekledim ben sana. Teşekkür ediyorum. Nasıl oluyor o süreç yani, ünlülerin hem gerçekten takdirini kazanmak, çünkü çok başarılısın. Nasıl oluyor o süreçler? Şu anda organizasyonu yapanlar, onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten hani bütün sorumluluğunu alıp buraya ünlüleri davet ediyorlar. Tabii burada bir organize etmeleri gereken bir kuaförü, yemeği, oteli vesaire en iyileri seçerek, bunlara dikkat ederek bunları belirliyorlar. Ve genelde hani benim de müsaitlik durumuma göre benim iletişime geçip burada onlara tekrar teşekkür ediyorum. Beni de davet ediyorlar. Ama şunu söyleyeyim, sanatçılar Antakya'ya geldiği zaman ve benimle ilk karşılaştıkları zaman bazen böyle bir genelde böyle bir algı vardır. Bayan kuaför biraz daha başarısız gibi görünüyor. Ya biz bu zincirleri kırdık, ben buna inanıyorum. Şaşırıyorlar bu arada. Aa, bir bayan kuaför diye hani böyle bir bazen çünkü büyük şehirlerde bayan kuaför çok azınlıktır. Daha fazla manikürde, güzellik sektöründe, kaşta vesaire ağırlıklı. Saçta hep erkek olup bayan kuaförlü. Yani %90 oranındadır, öyle diyeyim. Burada hani başarılı, isim yapmış ve sonuçtan da çok memnun kaldıkları zaman evet ya, mutlaka bunu söylüyorlar bu arada. Sizi bayan olarak ilk gördüğümüzde hani tedirgindim. Ama bittiği zaman gerçekten hani yani ilk defa hatta belki bu kadar hani güzel sonuçlarla bitiren saç makyajı hani ilk belki sizsiniz diyorlar ve inanılmaz mutlu oluyorum. Emeğine sağlık gerçekten. Hem ilimizi hem kendini hem de mesleğini çok güzel temsil ediyorsun. Umarım başarıların da daim olur. Aynı zamanda kendi mesleğinde başarılısın ama gelecek nesilleri de başarılı yapmak için, meslek hayatına kazandırmak için bir sürü eğitim veriyorsun. Şehir dışında, ilimizde. O eğitimlerinden de biraz bahsedersek çok sevinirim. Tabii. Yine söylüyorum, evet bizim işimiz çıraklıkla başlar, kalfalıkla devam eder. Ustalık adı altında sınavları girer ve bitiririz. Ama maalesef ki şu anda o kadar bir de yoğunluk var ki, Çıraklık Eğitim Merkezi'nin verdiği eğitim ve bazen işletmenizde eğer ustanızda yeterli eğitimler almamışsa artık çok zeki gençler yetişiyor. Burada isim değil, hani kendinize bir yer belirleyip kendi bütçenize, şehrinize uygun bir eğitmenle mutlaka iletişime geçin. Bu renklendirme olur, topuz olur, hiç fark etmez. Ustalığı aldıktan sonra mutlaka bu eğitimi alın derim. Yani ilk önce, hani dediğim yine söylüyorum, dekordan önce kendinize yatırım yapın. Zaten o dekor paralar önünüze gelecektir ve kendinizi o kaliteli mesleğinizle bütün kapılar açılacaktır. Aslında her meslekte olduğu gibi gençlerin önceliği maddiyat değil, kendine yatırım olmalı. Ne kadar kendine yatırım yaparsan zaten o yatırım yapmanın karşılığındaki maddiyat kendiliğinden geliyor. Aynen, çok güzel söyledin. Evet. Yani hakikaten bunun üzerine bir şey söyleyemiyorum. Harikasın. Sen de harikasın. Sohbetin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldin. Hoş geldin. İyi ki katıldın. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa. Çok güzeldi. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Kuaförlük dünyanın en güzel mesleğidir deyip sohbeti bitirmek istiyorum. Harikasın, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, videomuz bu kadardı. Videomuzda ünlülerin kuaförü, başarılı bir kadın Eylem Kaya'yı konuk ettik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.